Bugün sizinle birlikte kayıp köpek ilanıyla dolandırıcıları yakalamaya başlıyoruz. Lucy deyince havlıyor. Lucy! Lucy'yi buldum. Rahat ol. Bulmuşum. Ha pardon, yanlışlıkla aradım ben. İyi tamam, kapat. Alo? Alo, selamünaleyküm. Aleyküm selam, köpeğini mi buldunuz? İnsanlık görevimi yerine getirdim. Annem şimdi çorba verdi, ekmekli. Benim yanımda şu an, dilerseniz görüntülü de gösterebilirim, arayabilirim sizi. İsterseniz aynısı bize mevcut. Hem siz uğraşmamış olursunuz. Aa, bana köpek akalamaya çalışıyor. Diyor ki üstüne 5000 daha koy diyor. Biz sana aynı köpekten verelim, ismine alışır diyor zamanla. İlan yapmamız gerekiyor. İlan yapmaya başlayalım. Önce kırmızı renkte bir kayıp köpek yazalım. Köpeğimizin fotoğrafını buraya koyuyoruz. Ama bu fotoğraf çok büyük. Biraz küçültelim. Köpeğimizin fotoğrafını koyduk. Bence gayet zengin köpeği gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden bu köpeğe ödül olarak 15.000 TL yazıyorum. Bulana 15.000 TL. Köpek teyzemin ve köpek gayet evinde duruyor yani. Biricik köpeğimin ismi ne olsun? Lucy. Lütfen gören benimle iletişime geçsin. Bulun yeter ki ne isterseniz yaparım gibi bir vibe vermek istiyorum. İsmini duyunca tepki veriyor. Aa, telefon numarası. Telefon numarası eklemeyi unuttuk. 0544. Ben bir de bir tane test daha yapmak istiyorum. Bu sefer yine aynı ilanın sadece ödülü daha fazla olan versiyonunu yapacağız. Bakalım ona daha farklı tepkiler gelecek mi? Şimdi bu ödülün fiyatını 50.000 yapıyorum. 50.000'lik olanın ismini de Markus koyuyorum. Bakın böyle böyle ilanımız olacak. Çok heyecanlıyım. Bu kadar ilan nereye asacağım? Sonunda tüm çıktılarımız bitti. O kadar uzun sürdü ki çok fazla çıkartmışız. Ama bunların çoğunu yapıştırmaya çalışacağız. Bir elimde 15.000 liralık, bir elimde ise 50.000 liralık kayıp köpek ilanı bulunuyor. Kolumda da bantlar var. Hadi yola çıkalım. Arkadaşlar Nişantaşı'na geldik. Ben 50.000'lik ilanları yapıştırmayı düşünüyorum. Çünkü burası zengin yeri. Çok çirkin yapıştırdım ya. İlk ilanımız hazır arkadaşlar. Umarım birileri gelir. Dur, bant yuttu. Ey ilanım. Bu kadar iğrenç yapıştırıyor olamam ya. Acaba insanlar kötü niyetli olacak mı? Uçmaz değil mi? Uçma. Başka? Direkler çok göze çarpıyor. O yüzden buralara yapıştırıyorum. O kadar çok ilanımız var ki birinden birini insanlar kesin görür. Çok iyi ya. Bak buradan sürekli insanlar geçiyor arkadaşlar. Buradan geçen insanların da rahatlıkla görebileceği bir yer. Bu ilanımı şuraya yapıştırabilir miyim duvarınızı? Ağaç yapıştırıyorum. Ağaç. Tasması var mı? Tasması var. Numara falan yazıyor muydu? Numara yazmıyor. Zili vardı bir de. Nasıl kaçtı ki? Çok cins bir köpek. Evet. İsmi var mı yani sesleneceğini? Markus. Markus. Yazıyor mu Markus? Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bulabilir misin? İnşallah bulurum. Arkadaşlar insanlar bir yazıyı ancak 7 kere gördüklerinde etkileşime geçiyorlar, bir eyleme geçiyorlar. O yüzden aynı yol üzerinde bile birçok kez farklı yerlere koymaya çalıştım. Tepki vereceklerini düşünüyorum. Köpeğim kayboldu da hiç gördüm. Asil mi? Çok sağ olun ya. Nerede kaybettin? Maçka Parkı'nda. Güzel bir köpek. Biz kayboldu. Bakıcım gezdiriyordu onu. Elinden kaçırmış. Şimdi 15.000'lik olanlara geçtik ve mekan değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü 50.000'lik olanların hepsini Nişantaşı'na dağıttık. Şimdi park gibi yerlere gidiyoruz. Küçük böyle bir şey. Büyümüyor. Mi? Büyümüyor boylu. Böyle pinçir. De sanki büyük gibi. Ulan ne yapacağım? Dur bakalım. Üzülme. Bakayım ben şimdi. Belki rahat getirir Allah. Dur bakalım. Belki. Nerede kayboldu? Maçka'da kayboldu. Burada mı? Bulamıyorum evet. Kaçtı elimden. Birisi çalmasın. Bu değil mi tipi? Dur evet, bakalım. Bu, ben bu her küçük... gün yürüyüşe geliyorum. Bakar mısınız? Buralarda hiç köpek gördünüz mü? Efendim? Pinscher köpek gördünüz mü? Burada kayboldu Maçka Parkı'nda. Görürsünüz diye size kalsa olur mu? Tamam. Ben numarayı alayım. Hiç böyle bir köpek gördünüz mü burada? Çekeyim mi? Bir şey görsek.
Pardon, bakar mısınız? Buralarda hiç böyle bir köpek gördünüz mü? Pinscher böyle küçük bacaklı. Ben bunu aşağıda kaybettim. Boyu kısa değil mi? Boyu kısa, evet, küçük. Sanki buna benzer bir köpek gördüm ama. Gördünüz mü? Beyaz bir tasması vardı galiba yanlış. Evet evet, beyaz tasması vardı. Ne zaman kayboldu ki, ben dün gördüm. Dün kayboldu. Evet, dün kayboldu. Tabii yardımcı olmaya çalışıyoruz ama yani sorun değil. Abi nerede görecek böyle bir köpeği? Şşt, ne yapıyorsun ya? Oha! Ha, biri arıyor. Alo? Alo, merhaba. Alo, merhaba. Köpeğimi mi buldunuz? Evet, buldum. Nerede buldunuz? Nişantaşı'nda. Nişantaşı mı? Ne zaman evet. buldunuz? Yaklaşık birkaç saat önce buldum. Dilerseniz size ulaştırayım, getireyim. Ama önden bir kapora alabilir miyiz? Bir fotoğrafını falan çekebilir misiniz acaba? Olur. Kaporayı siz gönderdikten sonra... Ama gerçekten bulmadıysanız? Buldum hanımefendi, şu an benimle köpek. Ya beni köpeği... dolandırıyorsanız? Yani hanımefendi, siz de beni dolandırıyor olabilirsiniz. Ben de köpeği buldum, sonuçta benim hakkım bu. Arkadaşlar, kadın dedi ki ben köpeğini buldum, fotoğraf atarım dedi. Ama kapora lazım dedi. Göndereyim mi? 1 lira. 5'i de TL'ye göndereyim. Böyle bir köpek gördünüz mü acaba? Küçük pinscher. Buralarda kayboldu. Yani çok zor bu şekilde bulmanız. Nasıl bulacağım ki? Kendinizi üzmeyin bu kadar. Aha, telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Alo? Alo, merhabalar. Ben kayıp köpek ilanınız için aramıştım da. Köpeğimi mi buldunuz? Öyle hitap edeyim. Özgür benim ismim. Köpeğimi mi buldunuz? Şimdi ben Nişantaşı taraflarındayım da bu orada bir AVM var ya. Oranın arkasında bir tane park var. Orada sizin köpeğinizi gördüm. Yanınızda mı şu an? Evet, şu anda yanımda. Hatta başka köpeklerle beraber oynuyor şu anda. Oynuyor mu? Yani aynı fotoğraftaki gibi kahverengili, siyah böyle renkleri var. Büyükçe bir köpek. Büyük mü? Ama benim köpeğim ama küçük. Büyük olamaz ki. Başka bir köpek mi gördünüz acaba? Köpek ama büyük. Ben o yüzden aradım. Hayır, size. hayır. Benim köpeğim küçük. Ya çok da büyük değil şimdi. Büyük dedim de hani çok büyük değil. Yani orta bir boyutta. Burada başka köpekler de var. Onlara göre biraz büyük. Şu taraftaki köpeğe çok benziyor. Yani sizin köpeğiniz değilse bu tabii bilemem ama sizin koyduğunuz fotoğrafın aynısı. Bir fotoğrafını çekebilir misiniz acaba? Maçka Parkı'ndayım şu an. Bunun ödeyeceğinizden nasıl emin olabilirim? O zaman siz bana bir IBAN gönderin. Ben size paranın böyle bu bir kısmını atayım. O zaman bir IBAN. Evet, bu numarayı IBAN atarsanız. Ben bu numarayı atıyorum IBAN'ı. Köpeğiniz benimle beraber. Merak etmenize gerek yok. Artık aramanıza da gerek yok. Tamam. Evet. Gördünüz mü? Evet. Ay canım benim ya. Hiç gördünüz mü buralarda? Doberman mı? Yok hayır, pinscher bu. Ufak köpekler oluyor ya, ya. Hiç büyümüyorlar. Ama bu çok büyük duruyor. Yok hayır, küçük köpek. Herhalde çekimden öyle. Sizin köpeğiniz de çok tatlı. Sağ ol hayatım. Çok üzüldüm ya. Biz yoldayken arayan çok fazla insan oldu. Biz de bir an önce ofise gelmeye çalıştık. Şimdi arayanlara tek tek geri dönüş yapacağız. Bakalım bizi nasıl kandırmaya çalışacaklar. İlk arayanla başlıyorum. Bakın şu kadar cevapsız arama var. İki kişi de gizli numaradan aramış. Bakalım onlar bir daha arayacak mı? Ama önce ilk arayanı arıyorum. Alo. Alo. Köpeğini mi buldunuz? Hayır. O zaman neden aradınız? Ha pardon, yanlışlıkla aradım ben. Nasıl yanlışlıkla aradınız? Bulmadım, sadece hani numara şey oluyor mu falan, öyle aradım. Ne demek numara şey oluyor mu? Gerçek mi değil mi, o yüzden aradım. Gerçek olmasa niye ben oraya numara koyayım, dalga mı geçiyorsun ya? Hayır. İyi tamam, kapat. Sonu 86 olan. Alo? Alo, selamünaleyküm. Aleyküm selam, köpeğimi mi buldunuz? Allah! Lucy'di değil mi ismi? Evet, Lucy. Anne, köpeğimi bulmuşlar. Tabii şu an apartmanın altında. Apartmanın altında? Mama falan verdim. Hı-hı. Oha, çok teşekkür ederim. Nerede buldunuz köpeğimi? Bizim bu sokakta ya, sokakta geziyordu. Köpekler falan ısırıyordu. Ben de dedim kurtarayım, insanlık görevimi yerine getirdim. Köpekler mi ısırıyordu? Nasıl? 2-3 tane bu dişiydi galiba değil mi? Bu Lucy. Yo, erkek.
Ha işte erkek olduğu için dişilerin etrafında geziyordu abla. Ben de sahiplendim, insanlık görevimi yerine getirdim. Annem şimdi çorba verdi ekmekli. Öyle abla, siz nerede yaşıyorsunuz acaba? Hemen teslim edeyim köpeğinizi. Ben Maçka'da yaşıyorum. Köpeğim benim Maçka'da kayboldu. Siz nerede buldunuz? Ben de o taraflarda buldum da ben oralara turistik amacıyla gitmiştim. İlanda 15 bin lira yazıyordu, doğru mu? Evet doğru. Ne olur köpeğimi getirin de isterseniz yaparım. Tamam, ben size IBAN'ı yollayayım, en azından yarısını yollayın. Lucy deyince tepki veriyor yazmışsınız, doğru mu? Lucy deyince havlıyor. Bir gidip Lucy diye seslenirseniz o hemen havlar zaten. Lucy derseniz hemen havlar. Tamam, ben sizi bir 30 saniye içinde WhatsApp'ınıza IBAN yollayayım. Size yarısını gönderin, ben de hemen geleyim o taraflara. Size konumunu atın, tamam mı? Teşekkürler, iyi akşamlar. Alo? Köpeğimi mi buldunuz? Yok, ben sizi yanlışlıkla aradım. Yanlışlıkla nasıl arıyorsun? Aramalarını bekliyorum. Bakalım daha kimler arayacak. Hadi. Yaşlandık. Alo? Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Köpeğimi buldunuz mu? Ya şöyle, ben ilanı gördüm de ben pet store sahibiyim. İsterseniz aynısı bize mevcut. Hem siz uğraşmamış olursunuz. Ben kendi köpeğimi istiyorum. Benim kendi köpeğim gibi olmaz. Ama isterseniz yani o da sonuçta sahiplendirilmeye muhtaç bir hayvan. Hem sevap kazanmış olursunuz. İsmini de yok Lucy koyarsanız tekrardan. İsmini tekrar Lucy koysam Lucy gibi olur mu? Ya bir iki aylık alışma sürecinden sonra aynısı gibi olur bence. Ben hem yavru köpeğimi olduğu için ismini hemen benimsemiş olur. Ben kendi köpeğimi istiyorum. Kendi köpeğimi bulmak istiyorum. Ya bu şekilde çok uğraşırsınız bence. İsterseniz yazmış olduğun tutarın üzerine 5 bin lira koyarsak aynısını getirebilirim ben size. 20 bin liraya anlaşabiliriz istiyorsanız. 20 bin liraya size Lucy'nin aynısı cinsinde bir köpek mi alayım? Evet, bize mevcut. İsterseniz oturmuş olduğunuz bölgeye kadar getirebiliyoruz. Yok, istemiyorum. Teşekkürler. Yine siz bir düşünün. Ben bekliyorum sizden bir geri dönüş. Tamam. Tamamdır, iyi akşamlar. Aa, bana köpek akalamaya çalışıyor. Diyor ki üstüne 5000 daha koy diyor. Biz sana aynı köpekten verelim, ismine alışır diyor zamanla. Ne kadar zekiler. En azından dürüst, belki de gerçekten pet shop'u vardı. Alo. Ya. Köpeğimi mi buldunuz acaba? Yok, biz de onu soracaktık, köpeği buldunuz mu diye. Nasıl yani? Yani köpeği buldunuz mu merak ettik de ilanı gördük. Hayır, bulamadım maalesef. Siz görebildiniz mi hiç bir yerlerde? Yok, biz görmedik ya. Ulvi'nin köpeği mi kayboldu? Kimin? Ulvi'nin köpeği mi? Ulvi kim? Arkadaşlar biri arayıp kapattı, onu geri arayacağım. Alo? Alo? Köpeğimi mi buldunuz? Evet, onun için aramıştım. Köpeğimi nerede buldunuz acaba? Onu çok özledim. Beşiktaş'ta mı buldunuz? Evet. Boyu ne kadardı peki? Benim köpeğim olduğuna emin misiniz? Sizin boyunu falan ölçmedim derin köpek. Sizin köpeğiniz, ilandaki fotoğraftan aradım şu an. Peki boyu nerenize geliyor? Büyük mü, köpek küçük mü? Orta, hani biraz daha yakın diyebiliriz. Çok büyük değil yani. Hiç riske atmıyor. Peki köpeğin fotoğrafını çeker misiniz bana? Ben size hemen para göndersem. Şu an dışarıdayım ben. O köpek arkadaşın evinde, ben çıktım. Hani gönderirseniz size köpeği zaten veririm. Ne isterseniz yaparım, ne olursunuz. Önce bir emin olayım. Beni hep kandırmaya çalışıyorlar. Yok ya, sıkıntılı bir durum yok. Zaten babam polis. Bir problem değil yani, bundan korkacak değilim yani. Ben doğru olanı söylüyorum. Benim şu an beni böyle korkutmanıza gerek yok. Bana WhatsApp'tan IBAN atarsanız ben de size hiçbir şey yollamıyorum. IBAN atacağım, şu an parayı gönderirseniz ben size konum falan atarım. O şekilde haberleşiriz. Beni niye kandırıyorsun mesela? Niye? Ne? Ben sizi niye kandırayım ya? Abicim, beni niye kandırıyorsun ya? Ayıp değil mi? Ablacığım, ben seni niye kandırayım? Para için. Hala ısrar diyor ya. Alo? Merhabalar. Merhaba, köpeğin kayıp, buldunuz mu? Evet, köpeğinizi Beşiktaş'ın orada bulduk. Köpeğime bir seslenir misiniz Lucy diye? Hemen havlaması lazım, o mu değil mi? Lucy, sen misin Lucy? Havlamıyor ya, niye? Ben sesleneyim de belki o zaman havlar. Biliyor musunuz, evet. Bir sürü insan aradı. Hepsi diyor ki köpeğin bende diyor ama hiçbiri Lucy diye seslendiğimde havlamıyor. Anladım, bir seslen belki havlar ya. Lucy! Lucy! Aa, havlıyor sanki ya. Köpeğim size mi yoksa? Valla havlıyor, bilmiyorum ismini.
Lucy mi Musi mi bilmiyorum artık. Ama daha ince bir sesle havlıyordu. Vallahi bilmiyorum artık, sesi değişiyor girebilir. Gelip alıyor musunuz yoksa eve mi götürüyorsunuz? Niye dalga geçiyorsunuz benimle? Köpeğim sizde değil, köpeğim zaten bende. Yok, dalga geçmedik, biz ciddi ciddi aradık. Beşiktaş'tayız falan, şeyinle Kartal heykelenin orada. Dolandırıcı seni, kendin avlıyorsun. Para için köpek olmuşsunuz. Alo. Alo, merhabalar. Merhaba. Ben bir tane ilan gördüm. Luffy sanırım köpeğiniz kaybolmuş. Evet köpeğim kayboldu. Buldunuz mu yoksa? Aha, buldum ben onu. Buldum. Siz nerede oturuyorsunuz bu arada? Nişantaşı. Orada değildi yalnız ben bulduğumda. Neredeydi? Kaybetmişsiniz bayağı. Bomonti tarafındaydı. Biri mi kaçırdı acaba? Bilmiyorum. Buldum abi, 15 bin lira yazıyordu. Doğrudur değil mi bu? Evet doğru. Köpeğimi getirin ne olursunuz. Tabii getiririm de hani yani şimdi ben de bir insanlık yapıyorum. Hani emin olmam gerekiyor gerçekten o parayı ödeyip ödemeyeceğinize. Öderim tabii ki öderim. Köpeğim benim her şeyim. Çok seviyorum. Lütfen köpeğimi getirin, ne isterseniz veririm. Tabii ki yani sonuçta sizin evladınız gibi bir şey. Evet. O yüzden yaparsınız eminim de hani işte ben de emin olmak istiyorum. Benim yanımda şu an dilerseniz görüntülü de gösterebilirim, arayabilirim sizi ama yani ödemenin bir kısmını önden atmanız gerekir bunun için. Görüntülü arar mısınız gerçekten? Ararım, IBAN atayım ben size. Siz bana bir ödemeyi geçin, ona göre bakalım olur mu? Ben gelsem taksiyle hemen oraya, 15 dakika gösteriyor zaten. Yani köpeği çok zor tutuyorum şu an yanında. Zaten hemen çok gelirim. Korkmuş durumda. Hani bekletebileceğimi zannetmiyorum. Burada bırakıp gitmemi istiyorsanız siz bilirsiniz. Hayır ne olur köpeğe. İstemiyorsanız parayı atın, görüntülü göstereyim, sonra alayım ben yanınıza geleyim. Sonuçta şu an ben de zor durumdayım yani. İşim var, gücüm var. Onun arasında sizinle insanlık namına uğraşıyorum, ediyorum. Bir zahmet gönderin. Şu an gönderirseniz başında beklerim, göndermezseniz beklemem. O zaman bana bir tane fotoğrafını atabilir misiniz? İşte diyorum ya size, görüntülü göstereceğim. Ama sizin önce bir ödemeye geçmeniz lazım. Neyse çok vaktim yok, hani geçecek misiniz, geçmeyecek misiniz? Bana onu söyleyin, ona göre. Uğraşamayacağım çünkü. Geçmeyeceğim çünkü köpek bende zaten. Köpek kayıp falan değil. Niye dolandırma... Kapat. Kapattı. Alo. Alo, merhabalar. Köpeğim kaybolmuştu. Köpeğimi mi buldunuz? Allah'ım çok mutluyum. Evet, bu ilandaki köpek için aramıştım da. Ben Beşiktaş tarafında görmüştüm o köpeği. Evet, Beşiktaş'ta kayboldu. Bakma şansınız var mı yani? Belki aynı cins, aynı renk falan da olabilir. Ben şimdi gelebilirim bana konum atarsanız. Tabii atabilirim. Yıldız Park'ın orada emniyet müdürlüğü var. Oradayım. İstiyorsanız konum da atabilirim. Bu şekilde de tarif edebilirim. İstiyorsanız numaranıza konum atayım şimdi. Tamam, konum atın bana. Hemen geliyorum. Tamamdır, ben bekliyorum o zaman sizin gelmenizi. Tamam. Tamamdır, iyi akşamlar. Gerçekten köpeği mi buldu bu arada? Tamam konum atayım dedi. Acaba beni zengin zannettiği için beni oraya çağırdı da sonra benden fidye mi isteyecekti, beni kaçıracak mıydı? Her şey olabilir, niye para istemedi? Herkes istedi de. İnsanlar artık o kadar değişmiş ki iyi bir şey yapsalar bile altında kötülük bekliyoruz. Alo? Alo merhaba, ben kayıp köpek ilanı için aramıştım ama Lucy adında, doğru mu aradım acaba? Evet doğru. Ya ben Beşiktaş'ta iskelenin orada buldum köpeğinizi sanırım. Lucy deyince de bana baktı. O yüzden aramak istedim size. Benim köpeğim Lucy deyince havlıyor. Evet ben seslendim, bana baktı. Boyu ne kadar? Bir metre falandır. Bir metre. Benim köpeğim küçücük ama ufacık. Bir kedi boyutunda. Özel tür ya, pinscher türü. Öyledir o zaman, ben şu an hatırlamıyorumdur. Şu an köpeği iskelede gördüm, ben iskelede değilim. Ama olduğuna eminim yani. Lucy dediğinde havlamıştı. Havlamıştı. Fotoğrafını bir atar mısınız acaba? Atayım, tamam. Atıyorum. Tamam, ben bekliyorum WhatsApp'tan. Sonra da buluşalım sizinle. Ben köpeğime kavuşmak istiyorum. Ya ama ben Avcılar'da oturuyorum. Şimdi ben size IBAN'ımı atsam, siz bana 500 lira gönderseniz taksiyle getirsem olur mu? Tamam, olur. Olur mu? Tamam. Attım WhatsApp'tan fotoğrafını. Tamam, siz gönderin parayı, ben bekliyorum. Tamam, hemen gönderiyorum. Bu ne? Bu kadar kendinden emin nasıl olabilir? Aa, biri arıyor. Alo? Alo? Köpeğimi mi buldunuz?
Lucy'nin sahibi misin? Evet, Lucy'nin sahibiyim. Lucy'yi buldum. Rahat ol. Bulmuşum. 15 bin lira. Nasıl yani? Paralı değil miydi? Paralıydı, evet. Lucy'yi nasıl buldunuz? Ona şaşırdım. Sokaktaydı. Açlıktan ölüyordu. Ona yaş mama verdim. Öyle mi? Çok para harcadınız mı ya? 20 bin liram gitti. 20 bin liranız nasıl gitti ya? 20 lira mı? Köpek kayıp falan değil. Köpeğim gayet sağlıklı. Bu kimin köpeği? Gerçekten köpek var mı yanında? Evet. Aa, ne kadar tuhaf. Benimkisi değil. Tamam, 10 bin lira. Yürü git. 10 bin lira. Yürü git, atmıyorum hiç para. Tamam, 5. Yürü git, köpeğim kayıp değil. Ben de pazarlık yapıyorsun. 300-500 at, tencere kaynasın. Alo. Alo, sizi aramıştım da 10 dakika önce. Arıyorum başka biriyle görüşürüz. Evet, köpeğimle alakalı herkes arıyor o yüzden. Hepsine ne cevap vermeye çalışıyorum. Hayır, bulamadım hala. Biz Lucy'yi bulduk ama Lucy çok üzgün ya. Sizden uzak kaldığı için mi acaba? Olabilir. Köpeğimi nerede buldunuz gerçekten mi? Biz Avrupa yakasında yaşıyoruz, Şişli'deyiz ama köpeğinizi Maçka'da bulduk. Siz nerede kaybetmiştiniz? Maçka'da kaybettim ben zaten köpeğimi. Ama Maçka'nın her tarafını gezdim, bulamadım. Siz nasıl buldunuz? Maçka Plus'ın tam önünde kapıya giriyorduk. Baktık güzel bir köpek, bakımlı, kaybedilmiş belli. Aldık oradan köpeği. Öyle. Sonra da ilanı gördük. Peki boynunda bir tane tasması vardı. O hangi renk? Siyah. Yalan söyledim aslında. Köpeğin boynunda tasma falan yok. Acaba nasıl başkasının yok? Köpeğini mi? Hayır ya. Köpeğinizin adı Lucy deyince sadece bakıyor. Ama çok havlaması üzgün. Lazım. Havlamıyor bile. Sizden çok uzak kaldığı için olabilir mi acaba? Allah Allah. Tasmasını kim taktı acaba? Size şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu 15 bin TL'm hazır mı? Köpekle 15 bin TL'yi takas edeceğiz şimdi. Ben Maçka size konum mu atayım? Evet, Maçka Parkı'ndan bana konum atın. Ben hemen zaten çok yakınım. İyi, tamam o zaman. Nasıl yani? Böyle bir köpek kayıp değil ama. Ama biz bulduk. Ama nasıl buldun var olmayan bir şeyi? Vallahi biz bulduk köpeği. Siz de şaka mı yapıyorsunuz ya? Evet, şaka yapıyoruz. Niye şaka yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar, bugün sizinle köpek dolandırıcılarını yakaladık ve onları tespit ettik. Hepsi farklı hikayeler uydurmaya çalıştı. Birçoğu şöyle dedi: önce fotoğrafını görmek istiyorsanız bize para yollayın, ondan sonra size fotoğrafını gönderelim veya biz sizin yanınıza getirelim dediler. Hepsi 5000, 10000, 20000 falan istedi. Ama bir tanesi 500 TL istedi, bir tanesi de sadece beni çağırdı. Ama yine de bence eğlenceli bir video oldu. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar, abone olursanız hızlıca büyürüz ve çok daha kaliteli, çok daha özel videolar çekeriz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Biri daha arıyor, bir saniye. Alo?